Neden işe alalım dediğimiz insanı önce biz soyalım. İşsiz bir insanın iş sahibi olabilmesi için başvuruların paralı olmasına benim bir türlü aklım ermiyor. Zaten bu insanların bol miktarda parası olsa oraya buraya başvurup medet beklemez, oturur evinde yer. Geçtiğimiz yıl bir internet sitesinde tanımadığım biri fotoğrafıma yorum yaparken "Bilmem şu filmde oynayan falancaya benziyorsun" demişti. Ne o filmi izleme fırsatım oldu, ne de gerçekten benziyor muyum diye bakma şansım oldu. Bir hafta önce bir piknik esnasında bir ağabeyimin tanıdığının benim hakkımdaki yorumu "Almanya'da olsaydı filmde oynardı" dediğini öğrendim. Ben de internet üzerinden bir kast ajansına başvuruda bulunayım, bakalım ne çıkacak diye. Üzerinden bir iki gün geçmedi, bu sabah özel tip olarak değerlendirildiniz. Ünlü bir çikolata reklamı için ana karakter oyuncusu olarak uygun görünüyor. 14.09.2015'e kadar nokta nokta yerdeki şubelerimizden birine gelmeniz gerekiyor denilmekte. İlk iş olarak reklam filmi için yönetmene sunulacaksınız. Tanıtım nokta nokta ve benzeri için 300 TL ödeyeceksiniz. KPSS'ye gireceksin, para öde. ALES'e girersin, para öde. YDS'ye girersin, her birine ayrı ayrı para ödeyeceksin. Peki bu sınavlara girince hemen seni iş sahibi ya da amacına ulaştıracaklar mı? Yok. Bu yıl başaramadınız, seneye paranızı hazırlayın, yine denersiniz. Ayrıca bir işe girebilmek için KPSS sonrası birçok yer kendi ayrı sınav yapıyor. Onlara da ayrıca masraf yapman gerekiyor. Gerekirse o ile gideceksin. İnsanı tamamıyla bıkkınlığa sürükleyecek. Artık başvursam ne olacak? Boşa paran bari gitmesin noktasına getiriyorlar. Bir gün tanıdığım bir kız, ön lisans mezunu, KPSS tercihleri vardı. "Müsaitsen beni ara" dedi. Aradım. "KPSS tercihleri var ama ücretliymiş. Ne yapayım?" dedi. "Param da yoktu. Başvursam boşa gidecek param. Acaba başvursam bir umut atanır mıyım?" Kıza ne diyeceğimi bilemedim. Bunun gibi ne vakalar vardır kimsenin haberi yok. Neden bir işe alalım dediğimiz insanı önce biz soyalım. Almazsak da üzerine bir soğuk su içsin mantığıyla gideriz anlamış değilim. Gerçekten iş bulabilmek imkansız durumda iken bir yere eleman alınacak ise onu duymamız da imkansız gibi bir şey oldu. Velhasıl özel sektörde de devlette de işe girmeden önce sen oralara bir paralar dökmen lazım ki belki seni işe alırlar. İşsiz zaten parası olmayan birini işe alırken para talep edip onu zor durumda bırakmak hiç adil bir şeye benzemiyor. Tamam, bir para alacaksanız başvuruları bilmem nelere ücretsiz yapın. Kişi işe alınınca aylığından taksit taksit kesin. Neden soyup bırakıp salıveriyorsunuz?